Merhaba sevgili seyirciler, Artı TV'de emeğin gündemindeki gelişmelerle karşınızdayız. Bu hafta da gündemimiz koronavirüs salgını. Doğrusu gündemimizden hiç düşmüyor zaten ki başından beri bu programda ve Artı TV ekranlarında salgınla ilgili özellikle emek cephesinde yaşananları ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz, getirdik ve bundan sonra da ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Şimdi bugün özellikle salgın süresince çok kritik bir nokta olan hak ihlallerinden birini konuşacağız. Özellikle pandemideki işten çıkarmaları. Şimdi aslına bakarsanız salgından önce de yaşanıyordu işten çıkarmalar. Yeni bir durum değil. Ama salgınla birlikte hatırlarsanız işten çıkarmalar yasaklanmıştı. 17 Nisan tarihinde AKP iktidarı bu konuda bir karar almıştı. İlk etapta 3 ay süreyle ardından ard arda uzatarak ki son olarak da Eylül ayında 2 ay daha uzatarak işten çıkarmaları yasaklamıştı. Fakat bitti mi? Maalesef. Yani işten çıkarmalar bu yasaklarla son bulmadı ve ard arda devam etti. Neredeyse her sektörde binlerce işçi işten çıkarıldı. İşte bugün bunu konuşacağız. Nasıl, neden çıkarıldılar, hangi gerekçelerle? Üstelik yasak varken hangi nedenler işten çıkarmaya gerekçe olabilir? Bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız. Aynı zamanda işten çıkarılan işçilerimize döneceğiz. Soracağız onlara neden işten çıkarıldılar, neler yaşadılar, bu süreç onlara nasıl mal oldu diye, nelere mal oldu diye. Bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız bugün. Şimdi birkaç hatırlatma yapalım tabii başta. Şimdi salgın başladığından 17 Nisan yasaklara kadar olan süreçte aslında çok ciddi işten çıkarmalar yaşandı. Hatırlarsanız salgının ilk günlerinde bunu sizlerle paylaşmıştık. Örneğin inşaatlarda Devrimci Yapı İş Sendikası, DİSK'e bağlı Devrimci Yapı İş Sendikası ilk aya ilişkin bir rapor paylaşmıştı. 50'den fazla işçinin çalıştığı İstanbul'daki inşaat fabrikalarında, inşaatlarda, inşaat firmalarında o ilk raporda ulaşılabilen rakamlar ışığında söylüyoruz tabii bunu. 15 binden fazla işçi işten çıkarılmıştı. Sadece orada mı? Hayır, birçok noktada fabrikalarda, metalde, madende, lojistik firmalarında, hatta hatırlarsanız Sabiha Gökçen'de Euroclean firması, temizlik firması ihalesi iptal edildiği gerekçesiyle 300 temizlik çalışanını tazminatsız olarak işten çıkarmıştı. O görüntüleri hatırlarsınız belki. Sabiha Gökçen'in önünde inşaat işçileri yaşadıklarını adeta isyan etmişlerdi. Hatta hafızalarınıza tekrar getirmek lazım. Çok önemli görüntülerdi onlar. Tam da salgının orta yerinde. Sonra ne oldu? 17 Nisan tarihinde işten çıkarmalar yasaklandı. Hemen ardından, ard arda birçok noktadan işten çıkarma haberleri geldi. Aslında biz hafta başından beri bunu toparlamaya, bu konuda verileri daha net rakamlarla sizlere iletmek için gerek kurumlarla, sendikalarla, meslek odalarıyla görüşmeler yaptık ama çok kolay değil elbette. Söyleyeceğimiz belki spesifik örnekler olacak. Çünkü işten çıkarılanların birçoğu örgütsüzdü. Özellikle sendikasız olan noktalardandı ve kaygılar çok yüksekti. Hiç kimse kendini ifade edemiyordu. Yaşayabileceği yeni sorunlardan kaygılanıyordu. Ama kimi örnekleri paylaşacağız tabii ki sizlerle. Örneğin salgının ikinci ayında, üçüncü ayında yasaklamaların hemen ardından örneğin Barsan Lojistik'te virüse yakalanan bir işçi işten atılmıştı. İşten atılma gerekçesi hatta ismi de verelim Mahir Albayrak firmada önlemler alınmadığı, koronavirüs salgınına ilişkin önlemler alınmadığını ifade ettiği gerekçesiyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle işten atılmıştı ve tazminatsız olarak atılmıştı. Ve aynı fabrikada işte o önlemler alınmadığı için o firmada 40'tan fazla kişi virüse yakalanmıştı. Sadece Barsan değil. Setur, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Setur Duty Free mağazası deposunda çalışan 3 kişi daha işten atıldı. Şimdi hatta telefon attığımızda şu an bu işçilerden biri Özer Dağ var.
soralım. Neden atıldı? Ne yaşadılar o süreçte? Ne oldu da işten atıldı bütün yasağa rağmen? Evet Özer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Dilek Hanım. Şimdi salgının başıydı. Yanılmıyorsam tarih Mayıs ayıydı. Doğru hatırlıyorsam eğer, lütfen düzeltin beni. Havalimanındaki Setur'un deposunda çalışıyordunuz ve 3 arkadaşınızla birlikte işten atıldınız. Evet, neydi doğru. Gerekçe? Neden atıldınız? Ne yaşandı ve hangi gerekçeyle atıldınız? Hangi maddeden atıldınız? Şimdi şöyle söyleyeyim Dilek Hanım, ben yaklaşık 3 yıldan beri Setur depoda çalışıyorum. Bu pandemiden dolayı aslında bizim depoda bir kısa çalışma döneminden faydalanıyorduk. 20 Mart ve 20 Ağustos arasında ben sadece 6-7 iş günü geldim. Yani çok da fazla işe gelmedim. Kısa çalışma dönemine yararlanıyorduk. Hani dönüşümlü olarak geliyorduk arkadaşlarla. Sonrasında ben 20 Ağustos'ta tekrar işe Çağdağ'a geldim. Orada iş denetim bir denetleme yapıyordu. 26 Ağustos'ta benle Aytaç'ı Setur Genel Merkez'e çağırdılar. Tabii biz daha ne olduğunu bilmiyorduk. Hani gittik işte oraya. Daha en başta girişte benle Aytaç'ın telefonlarımızı kapattıp dışarıda bırakmamızı söylediler. Bu denetimi yapan 3 kişilerdi. Bir odada Aytaç'ı, bir odada beni sorguya çekmeye başladılar. İşte bana bir takım haksız suçlamalarda bulunup bunları kabul ettirmeye çalıştılar. Bunları kabul etmeyince tehdit baskı kurmaya başladılar. İşte kendilerince sorgu odası kurup psikolojik baskı yaptılar. Hatta yani şöyle bir şey söyleyeyim, ben orada 3 ayda zaten 5 gün 6 gün işe gelmişim. İşte depoda bir takım şeyler yaşanmış. İşte ürünler yok olmuş falan gibisinden suçlamalar yapıyorlar. Hatta biz bu suçlamaları kabul etmeyince Halil denen bir kişi vardı. İşte 5 yaşında bir çocuğum var. Bu suçları kabul etmezsen tazminat ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacaksın. İşte yazık olacak sana tarzından kelimeler kullandı. Ben de bu yaptığının doğru olmadığını, hani beni tehdit ettiğini söyleyince daha da çok kızdı. Ve sen artık denetme bitene kadar işe gelme dedi. Aynen bu şekilde. Sonra ben çıktıktan sonra Aytaç'la konuştum. Aynı şekilde ona da öyle bir tehditle bulunmuşlar. Hatta onun da 2 yaşında bir çocuğu var. Onun üzerinden böyle tehditler yapmışlar. Tabii bunlar çok çekin şeylerdi. Sonrasında 3 Eylül günü tekrar bizi genel merkeze çağırdılar. Yanımızda DGDS'den yöneticilerinden Neslihan Hanım da vardı. O da Setur insan kaynaklarından Güyol Bey bizim 25'e 2'den işten çıkarıldığımızı söyledi. Hatta orada ufak bir sohbetimiz de oldu. İşte bana neden sendikalı olduğunu, sendikanın ne işe yaradığını falan sordu. Hatta şey dedi, Setur işte maaşınızı tam ve zamanında yatırmıyor mu? Ne işiniz var sendikalı gibisinden söyledi. Hani öyle bir ufak muhabbet. Ben de dedim şu an zaten sendika yanımızda ve bize sahip çıkıyor. Bu sebeple zaten sendikalıyım dedim. Peki Özer Bey, bundan şunu mu anlıyoruz? Yani siz sendikalı olduğunuz için mi işten atıldınız aslında? Yani aslında bir kılıf uyduyorlar ama hani benim gördüğüm sendikalı olmam, sendikalı faaliyetlerde bulunmamız. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim burada sendikal mücadelemiz vardı yaklaşık 2 yıldan beri. Ha, ben kadroluyum ama taşıyan işçiler var, yaklaşık yapının yarısı. Biz bunların da kadroya geçilmesi için mücadele veriyorduk, ücretlerin düzelmesi konusunda. Bunun sonucu zaten bir takım baskılar da görüyorduk, işte bölüm değiştirme, performans değerlendirme notu düşük verme, ufak yani esnem fikten nedenle de tutanak tutma gibi tarzda. Hatta sendikalı bizim iki arkadaşımız da işten çıkardılar, Vedat Süren ve Muhammed Aydemi arkadaşları. Bazı arkadaşlar zaten bir takım baskılar vardı ve istifa ettiler. Bu süreçte tabii sonunda ben de çıkardılar yani. Anladım. Peki aynı zamanda siz bu yaşadığınız sürecin ardından da direnişe başladınız, işinize geri dönebilmek açısından. Bu arada tazminat da almadınız, tazminatlarınızı değil yani, mi? Yani tabii tazminat almadık. İçeride izin paramız var, onu da daha yatırmadılar. Özer Bey, yatacak, onu da bilmiyorum. Telefonu bir parça kendinizden uzak tutabilirseniz sizi daha rahat duyabileceğiz bu tabii arada. Tabii ki. Şu an nasıl geliyor Dilek Hanım? Daha iyi. Şöyle oldu zaten, tabii bu arada biz DGDS'ne başta başkanlığı Murat Bostancı ve yöneticiler arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte zaten sürekli bizim yanımızda vardı ve yanımızda olmaya devam ediyorlar. Biz 15 Eylül günü Setur Genel Merkezi'ne gittik. Sendikadan arkadaşlar görüşme talebinde bulundular. Bunu geri çevirdi şirket ve biz de basın açıklaması yapıp saat 5'e kadar oturma eylemi gerçekleştirdik. Alo.
Alo, biz sizi duyabiliyoruz yani Özer Bey. Açıklaması gerçekleştirdik ve bu şekilde avukatlara vekalet verdik. Mahkeme sürecimiz şu an başlamış bulunmaktadır. Anladım. Peki, geçmiş olsun diyoruz. Sanıyorum Setur'un önünde sizin direnişiniz de devam ediyor. Bunu da izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Evet, devam ediyor. Zaten Dilek Hanım şöyle bir şey var. Yani pandemide hani işten çıkarmak yasak deniliyor ama yani 25 Ekim ile toplu yapıştı. Keyfi nedenle ve kötü niyetli insanla işten çıkarmaya devam ediyor. Zaten bu pandemi ve ekonomik kriz en çok biz işçileri ve yoksulları vurdu. Düşük ücret, esnek çalışma derken şimdi işten çıkarmalar başladı ve yasak olmasına rağmen. Zaten işçilik fonundan doğru düzgün yararlanamazken şimdi kıdem tazminatına göz koymaya çalışıyorlar. Ben bu tüm olumsuzlukları direnmekle mücadele etmek adına biz emekçilerinin örgütlenmesinden ve sendikal mücadeleden geçtiğini düşünüyorum. Bunu da ayrıca belirtmek istemiştim. Peki, çok teşekkür ederiz aynı zamanda yayınımıza katıldığınız için. Evet, Setur işçilerinden Özerdağ ile konuştuk. Aslında sendikalı olmanın işten atılma nedenlerinin temeli olduğunu, ancak buna rağmen 25 Ekim'den ya da diğer bir ifadesiyle ahlak ve iyi niyet kuralları gerekçesiyle, ki bu çok kullanılan bir madde haline geldi yasakların ardından. Açık bırakılan kapı buydu. Şimdi buna devam edeceğiz ama özellikle bu sendikalı olmak konusu neredeyse işten atılmaların, ki salgından önce de böyleydi, salgınla birlikte bu giderek daha fazla arttı. Bakalım örneklere. Çerkezköy'de MTN Plastik otomotiv parçaları ve Arçelik gibi büyük beyaz eşya firmalarına üreticiliği için üretim yapan bir firma bu. Bu firmada ve dünyanın dört bir yanında da ihracat yapan bir firma. Burada diske bağlı lastik iş sendikasının örgütlenmesi vardı. Bu süreç devam ederken sendikaya üye olan 26 kişi işten çıkarıldı. Başka bir nokta, Ünal Kablo. Burada da adres Türk Metal'di ki Türk Metal aslında salgın süresince neredeyse işvereni korudu desek yeridir. Zira birçok noktada sorun yok diyordu. O sorun yok dedikleri yerde firma sahipleri, evet burada pozitif vakalarımız var açıklamaları yapıyordu. İşte Türk Metal Sendikası'na üye olan 31 işçi bu noktada, Ünal Kablo'da işten çıkarıldı. Başka bir nokta daha, şu an direnişteler. Bu kez adres diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası. Özer Elektrik, Dilovası'nda, İmes'te bulunan Özer Elektrik'te Birleşik Metal İş'in örgütlenme faaliyeti vardı. Birleşik Metal İş Sendikası toplam fabrikada çalışan 65 kişiden 40'ını üye yapmıştı. Örgütlenmesini tamamlamıştı. Yetki için başvurduğunda bu işçilerden 7'si... Hatta 7 olarak not almışız ama ben 10 olarak hatırlıyorum. Belki şimdi telefon attığımızda bu işçilerimizden biri var şu an hattımızda, Suat Güneş. Özel Elektrik'ten işten atılan işçilerimizden biri. Evet, kendisine soracağız şimdi. Suat Bey, işten atılan işçilerimizden birisiniz. Ben 10 diye hatırlıyorum. Yanlışsa lütfen düzeltin. Neden işten atıldınız? Ne oldu? Gerekçesi neydi? Size beyan edilen neydi? Ya da tazminatlarınızı alabildiniz mi? Durum nedir? Sizden dinleyelim. Öncelikle iyi akşamlar Dilek Hanım. Sesim geliyor değil mi? Tabii tabii, duyabiliyoruz sizi. Buyurun lütfen. 27 Temmuz itibariyle pandemi sürecinde yani işten çıkarmaların yasak olduğu, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kanunlaştığı dönemde sadece anayasal hakkımızı kullanıp sendikaya üye olduğumuz için işten atılan ben ve onun arkadaşım adına bizim duygu ve düşüncelerimize tercüman olduğunuz için size ve Artı TV ailesine teşekkür ederiz. Siz sorun isterseniz ben cevaplayayım ve devam edebilirim isterseniz. Tabii tabii. Suat Bey, şunu sormak istiyorum. Tabii ben sendikal nedenlerden dolayı dedim ama sizi işverenin işten çıkarma gerekçesi neydi? Size nasıl tebliğ edildi? Tabii ki 25 Ekim, yani işverenler için dediğiniz gibi ayrılmış bir madde olarak 25 Ekim'den her türlü zaten işveren işçiyi çıkartabiliyor. Yüz kızartıcı nedenlerden. Asıl tabii neden o değil yani.
Neden hani sendikaya üye oldunuz derseniz, yaklaşık 3 yıldır özel elektrik bünyesinde çalışıyorum. Ben ve içeride tüm çalışan arkadaşlarım fazla mesai ücretlerini, maaş farklarını hep elden alıyorduk. Yani bundan duymuş olduğunuz rahatsızlığı her defasında dile getirdiğimiz zaman da bugüne değin herhangi bir düzenleme yapılmadı. Her defasında işten tazminatsız bir şekilde atılmakla tehdit edildik yahut ücretsizliğine çıkarmakla tehdit edildik. Zaten hiçbir sosyal hakkımız olmadığı gibi, yani normalde SGK'ya bildirilmesi gereken ödemeler bildirilmediği için de zaten hak kaybına uğruyorduk. Bugün itibariyle İMES'te bizim gibi çalışan yüzlerce 50 farklı fabrika var. Sistem hep aynı. İşçilerin söz hakkının olmadığı, köreleştirildiği bir sistemle baş başayız. Zaten 14 milyon, aşağı yukarı 14 milyon işçi arkadaşımız var. Buna karşılık yaklaşık 2 milyon sendikalı iş arkadaşım var. Bunun da zaten çoğunluğu maalesef ki sarı sendika dediğimiz tamamen işverenin güdümlü işveren sendikası. Hani biz işçi sınıf olarak kendi haklarımızdan da haberdar değiliz. Yaklaşık bir hafta gibi kısa bir sürede özel elektrikte örgütlendik. Salt çoğunluğu yaklaşık 57 kişilik fabrikada 43 kişi üye yaptık. Ayın 27'si itibariyle işveren tabi haberdar oldu. Zaten sendikamız yetki başvurusunda bulunmuştu. Hı hı. 27'sinde işveren haberdar olunca sabahleyin bize kart okutmak istemediler. İçeri sokmak istemediler. Kart okuma makinesini karttan bozdular. Tabii sendika yöneticileri ve avukatları karşı çıkınca bizi içeri almak zorunda kaldılar. Patron ben dahil 4 arkadaşımla konuşmak istediğini söyledi. Hı hı. Sendikadan istifa etmemiz karşılığında ilk önce bize para teklif ettiler. Biz kabul etmedik. Şimdi doğru anladıysam soracağım. Burada evet. Telefonu biraz uzak tutabilirseniz sizi daha rahat tabii anlayabileceğiz. Sendikadan istifa etmeniz durumunda size bir teklifte bulundular. Yani evet. Ana gerekçe sendikal nedenler olarak aslında size tabii fiilen de ifade etmiş oldular. Doğru mu anladık? Aynen tabii ki. Peki yani şu anda sizin fabrika önünde direnişiniz devam ediyor sanıyorum. Son evet. Durum nedir? Bilgisini alabilir miyiz? Şimdi Dilek Hanım, biz sonuna kadar direneceğiz zaten. İşveren bize hani diskten hani komünistleri ben buraya sokmayacağım dedi. Madem ki çok sendika istiyorsunuz dedi, Türk Metali getireyim dedi. Biz de kabul etmedik zaten. Bundan böyle muhatabın risk olduğunu ifade edince de bizimle görüşme bitmiştir dedi. Zaten sizi ne burada ne bundan böyle İMES'te hiçbir yerde çalıştırmayacağım dedi. Nitekim zaten bizi 25. maddeden kolluk kuvvetlerinin zoruyla kapı önüne bıraktılar bize. Halen içeride hak edişlerimiz, yani maaşlarımız, 2 aylık fazla mesai ücretlerimiz olan hiçbir tanesi ödenmedi zaten. Anladım. İçimizde peki. En kısa süreli 2-3 yıllık, bunun içinde 8-10-12 yıllık insanlar var Dilek Hanım. Ve herkes çeşitli bahanelerle, yani düşünün 10 yıllık bir işçiyi uyuşturucu kullanıyor diye işten atıyor. Madem sen işverensin, 10 yıldır bu adam orada uyuşturucu kullanıyorsa neden bugün? İşten atılan arkadaşlarımızdan bir tanesi Ankara'da dış görevde olmasına rağmen dış görevde olduğu gün fabrikada tutanak tutuluyor, işten atılıyor. Yani amaç sadece sendikalaşmak ama tabii 67 gündür kapı önünde direnişimiz sürüyor. Fabrikanın etrafını kalın tel örgülerle, brandalarla çevirdiler. Bekleme yerine, bizim beklediğimiz yere hayvan pisliği döktüler. Çevre kalan üyelerin içinde dışarıdan emekli bir başçavuş, idare işler müdürü olarak atadılar. Ve bu gelen başçavuş içerideki üyelerimizi silahla, tehditle, telefonlarını toplattılar arkadaşlarının. Aile ve eşleri telefonla aranarak tehdit edildi. Şantajla istifa ettirilmek anladım. İstenildi. Peki. Şu an silahlı mafya, gerçekten de şu anda mafya ile beraber hareket ediyor. Her gün 4-5 tane araba geliyor ya silahlı, hepsi de silahlı insanlar ve biz bunu kolluk kuvvetlerine söylediğimiz halde hiçbir yaptırım yapılmadı bugüne kadar. Peki, izleyicilerimize de ifade edelim. Şu an fabrikanın önünde direnişiniz devam ediyor, devam da edecek gibi görünüyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Suat Bey yayınımıza katıldığınız için. Hepinize geçmiş olsun dileklerimizle. Ben teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar, teşekkürler. Evet, sendikal gerekçeler işten atmalarda adeta başat rolde ki geçmişte de böyleydi, salgın öncesinde de böyleydi. Yasaklar bunu bertaraf etmedi. Gerekçe aynı, az evvel Suat Bey ilginç ifade etti.
uyuşturucu kullandığı iddiasıyla atılıyor insanlar 17 yıldır ya da görevde olmadığı halde iş yerinde tutanak, görevli olarak seyahatte olanlar dahi iş yerinde tutanak tutanarak işten atılıyor. Tabii bütün bunlar net, şöyle bir teklif yapılınca, sendikadan istifa edin teklifi yapılınca bunun anlamını zaten çalışanlar ve emekçiler biliyor. Şimdi başka bir noktaya bakalım. Sağlık çalışanları, salgının başından beri, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere iktidarın tüm yetkilileri ilk günlerde alkışlatıyorlardı, ayakta alkışlatıyorlardı, gece alkışlatıyorlardı. Ama o sağlık çalışanları maalesef gerekli önlemlerin alınabilmesi, koruyucu malzemeler konusunda aynı itinayı görmediler. Birçok noktada görmediler, hakları noktasında görmediler. Hatta son olarak hatırlarsınız Türk Tabipler Birliği iktidarın hedefine girdi ya da ortakların hedefine girdi. Bütün bunlar var elbette, bunları konuşmuştuk, konuşuyoruz ama başka bir nokta var. İşte o sağlık çalışanları da işten atılıyorlar. Farklı bir gerekçe olabiliyor ama burada çok kritik ve önemli bir nokta. Salgında özellikle radyoloji çok önemli, tomografiler çok önemli. Tam o noktalarda işten çıkarmalar var. Şişli İtfal Hastanesi'nde, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde arda arda işten çıkarmalar yaşandı. Bunun ayrıntılarını alacağız. Şimdi tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu şu an telefon attığımızda. Heybet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bize bir anlatır mısınız? Şişli İtfal'de bildiğimiz ve ulaşabildiğimiz rakamlar açısından söylüyorum. Birçok nokta var ama en azından teyitli söyleyebileceğimiz iki noktada radyoloji de oldukça fazla ard arda işten çıkarmalar var. Şişli'de 54 çalışanımızdan bahsediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde de 38 çalışanımızdan. Bu arkadaşlarımız niye işten çıkarıldılar? Dilek Hanım, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Bir pandemi sürecindeyiz. Sağlık çalışanları olarak biz bu pandemi sürecinde en ön saflarda mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bunu canımız pahasına yapıyoruz. Birçok sağlık çalışanı arkadaşımızı, hocalarımızı bu süreçte biz kaybettik. 10 binlerce arkadaşımız COVID'e yakalandı. Ancak biz bu mücadelede halen pes etmiş değiliz ve bu savaşı da sonuna kadar götüreceğiz. Yani bizim haklarımızın ödenmemesi, hiçbir zaman da ödenemez gerçi sağlık çalışanları hakları, ama ödenmemesi, koruyucu ekipman eksikliğine rağmen sağlık çalışanları fedakarlıklarından asla geri durmuyorlar ve bu süreci başarılı bir şekilde götürmeye çalışıyorlar. Sorunuza gelecek olursak, bu süreçte radyoloji önemli bir nokta. Çünkü özellikle bu salgının başladığı günlerde ülkemizde test sayıları çok çok yetersizdi, biliyorsunuz. Ve halen de test olmasına rağmen testin güvenilirliği konusunda tartışmalar devam ediyor. Test negatif çıkabiliyor ancak tomografide bulgular COVID ile uyumlu olabiliyor. Bu durumda hastayı pozitif kabul edip tedaviye başlıyorlar. Yani bu noktada tomografinin yaptığı işler çok önemli. Tabii bu tomografide kimler çalışıyor? Radyoloji teknisyenleri sürekli hastalarla temas halinde ve bu süreçte birçok meslektaşımız da COVID'e yakalandı. Bu süreçte sizin de ifade ettiğiniz gibi Şişli Etfal Hastanesi'nde 54 meslektaşımız, tabii bunların tamamı radyoloji teknisyen değil, bunların içerisinde sekreterler de vardı, rapor yazanlar da vardı. Toplamda 54 sağlık çalışanı işinden oldu Temmuz ayı başında. Yine İstanbul Halkalı'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yine Temmuz ayının sonunda taşeron firmanın ihalesi bittiği öne sürülerek orada da 35'e yakın yine sağlık çalışanı, bunların 28 tanesi radyoloji teknisyeni. Bunlar işinden oldu. Peki, Heybet Bey, tam onu soracağım. Gerekçe ihalenin bitimi. Ya şimdi
Bu arkadaşlarımız kalifiye arkadaşlarımız, bu alanı bilen arkadaşlarımız. Tam da böyle bir dönem. Yani tomografi neredeyse teste eşdeğer, hatta belki az evvel de söylediniz daha önemli bir bulguyu verebiliyor. Bu ihale, yani taşeronda olmaları gerekçesiyle ihale bitince çıkarıldı. Peki başka adres gösterilmedi mi bu arkadaşlarımıza? Hayır, bu arkadaşlarımıza hiçbir adres gösterilmedi. Hatta biz bu süreçte bu arkadaşlarımızla hep dayanışma içerisinde olduk. Gerek biz, gerek Diske Bağlı Dev Sağlık İş, gerek Ses Sendikası. Bu arkadaşlarımız için basın açıklamaları da yaptık. Bu arkadaşlarımızın kamuda başka bir projelerinde, başka bir hastanede değerlendirilmelerini talep ettik. Ancak bu taleplerimiz de karşılık bulmadı. Bu arkadaşlarımız ihale bittiği gün herkes işsiz kaldı. Kendi başının çaresine baktı. Bazı arkadaşlarımız başka firmalarda iş buldu. Ancak büyük çoğunluğu şu anda işsiz bir şekilde geziyorlar. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz Zeybet Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, sağlık çalışanlarımızın da durum böyle. Sağlık çalışanlarımız hem şiddetin hedefinde, hem koruma önlemleri maalesef hala aynı noktada. Hem psikolojik şiddetin, hem iktidarın, hem hasta yakınlarının. Tabii hal böyleyken kalifiye, yani bu salgında en kritik noktalardan birinin adresi radyoloji, yani tomografiler. Ve burada işten çıkarılanlar var. Bu insanlar henüz herhangi bir noktada istihdam edilmiş değil. Sadece bununla sınırlı değil elbet. Birçok noktada olduğunu biliyoruz bunların, ama net olarak bir örnekle bunları açıklamak istedik. Peki, geçelim başka bir noktaya. Eğitimde durum, salgındaki durum izliyorsunuz ekranlardan, öyle çok iç açıcı değil. Birçok sorun var. Şimdi bunlardan biri de kamuda bir dizi sorun yaşanırken, özel sektörde çalışan, özel eğitim kurumlarında çalışan eğitmenler açısından durum daha da kritik. Çünkü önlerinde aynı zamanda işten atılmalar var. Şimdi burada da farklı gerekçeler var. Bir dizi sorun var önlerinde. Birçoğu bunu bile ifade edemiyor. İşten çıktığını açıklayamıyor ki bizimle paylaşan çok sayıda eğitmenimiz var işten atıldığını. Ancak lütfen adresimi, bulunduğum yeri açıklamayın ifadeleriyle sayıları neredeyse bize ulaşan 150'nin üzerinde eğitmenimiz var. Peki burada durum ne? Şu an telefon attığımızda Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği Başkanı Şahin Kılınç var. Durumu kendisiyle konuşacağız. Şahin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Şimdi Şahin Bey, nedir durum? Özellikle özel eğitim kurumlarında kaç tane eğitmenimiz işten çıkarıldı? Buna ilişkin veri var mı elinizde? Ya da evet, ulaşan veriler ışığında hangi gerekçelerle işten çıkarılıyor eğitmenlerimiz? Biliyorum başkaca bir dizi sorun var, ama en temelde biraz bunu sormak istiyorum. Evet. Dilek Hanım, öncelikle sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Siz aslında az önce öğretmenlerin sizlere de mesajlar attığından bahsettiniz ve isimlerinin açıklanmamasını istediklerini belirttiniz. Aslında bu bile düşünülmesi gereken bir durum. Gelelim sizin sorunuza. Şimdi ülkemizde özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin önemli bir kısmı ne yazık ki resmi anlamda öğretmen statüsüyle çalışamamaktadır. Bu statü problemini düşündüğümüzde aslında işten çıkarılma sayılarında da resmi olarak net sayılara ulaşmak mümkün görünmemektedir. Biz ÖSÖK'ler olarak bir takım çalışmalar yaptık bu konuda ve bazı verilere ulaşma şansı yakaladık. Neler yaptık peki? Öğretmenlerimizin çok sayıda bulunduğu platformlarda anket çalışmaları yürüttük. Bu anlamda 2000'e yakın öğretmenimizle bir anket yürüttük, anket çalışması yürüttük. Gerçekten ilginç sonuçlara ulaştığımızı düşünüyorum. Bakın burada şimdi büyük pencereden bakacak olursak, Türkiye'de bugün sayısı tam net belli olmamasına rağmen 400 bin 500 bin civarında özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen olduğu öngörülmektedir, tahmin edilmektedir. Ve biz kendi yapmış olduğumuz ankette katılan öğretmenlerin %72'sine yakını hak kaybına uğradığını belirtiyor. Bakın sayı çok ciddi. Ne gibi hak kayıplarından bahsediliyor? Onlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Şimdi bazı öğretmenlerim
KÇE aldım ama kısa çalışmadım diyor. Yani tam mesai yaptım ama KÇE ile sınırlandırıldı gelirim. Bazı öğretmen arkadaşlarımız KÇE alamadım. KÇE dahi alamadım. Bazı öğretmen arkadaşlarımız ücretsiz izne çıkarıldığını anlatıyor. Bakın bu %72'nin birazcık içini açmış oluyorum. Ve ücretsiz izne çıkarılma konusunda da bir parantez açmak istiyorum. Bu noktada birçok öğretmenimiz yani ücretsiz izne çıkarılmaktansa keşke işten atılsaydım diyecek durumda. Neden peki? Şimdi bu arkadaşlarımız bir defa çalıştığı yerlere halen bağlı olarak görünmekteler. Yani yeni bir iş arayışına giremiyorlar. Bu noktada bakın bazı ilkokul öğretmenlerimiz var. Çalıştığı kurumlarda 4 yıllık sözleşme imzalamak zorunda kalırlar ve kurum tarafından adeta askıda beklemek zorunda kalırlar. Bunun gibi farklı problemlerden bahsedebiliriz. Mesela uzaktan eğitim sürecinde resim öğretmenlerimiz, beden eğitimi öğretmenlerimiz, müzik öğretmenlerimiz, yaratıcı drama öğretmenlerimiz bu branşlarda ne yazık ki uzaktan eğitim sürecinde bu branşlara gerek görülmeden işten çıkartmalar gerçekleşti. Veya sözleşmeler yenilenmedi. Bakın sözleşmelerin yenilenmemesine de vurgu yapmak gerekiyor. Çünkü biz özel kurumlarda çalışan öğretmenler olarak belirli sürede iş sözleşmesine tabi çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu gerçekten çok zor bir durum. Yani her yıl sözleşmemizin yenilenmek zorunda olması bizleri ciddi anlamda iş kaygısına sürüklüyor ve yapmış olduğumuz yani dünyanın en kutsal mesleğini icra eden öğretmenlerimiz çalıştığı kurumlarda bir motivasyon kaybı yaşamakta ve bu da eğitimin niteliğini düşürmekte. Ve bu pandemi sürecinde de sözleşmelerin yenilenmeme gibi bir durumu gerçekleşti. Birçok öğretmenimiz bu konuda mağduriyet yaşadı. Evet. Şunun altını bir çizebilir miyiz? Özellikle eğitmenlerimiz tabii bu kurumlarda belirli süreli sözleşmelerle istihdam ediliyorlar. Evet. Aslında sanıyorum birçok noktada eğitimci olarak bile gösterilmiyorlar bulundukları doğru kurumda yanılmıyorsam. Evet. Hal böyle olunca da sözleşmeler bitince, hatta bazen bize ulaşan veriler var, bitmeden bile işten çıkarılıyorlar. Bahsettiğimiz yer, eğitim kurumları, bu noktanın altını çizelim istedim. Yanlış anlamadıysak size. Kesinlikle öyle. Bu belirli sürede iş sözleşmelerin bizlerde yarattığı çok büyük mağduriyetler var. Bunların bir tanesi kıdem tazminatı hakkımızı önemli ölçüde riske atmış oluyor bu belirli süreli sözleşmelere. Aynı zamanda sözleşmemiz sona ermeye yakın iken acaba kurumda kalacak mıyım, kalamayacak mıyım? Her yıl acaba tabiri caizse bu Survivor adası gibi acaba adaya kim veda edecek bu sene? Yani biz öğretmenlik mesleğini icra ederken bir yandan da iş güvenliğimizin olmayışı yani belirli süreli iş sözleşmesine tabi olarak ciddi anlamda iş kaygısı yaşıyoruz. Çalıştığımız kurumlarda işimizi layıkıyla yaptığımız halde işte kalıcı hale gelip gelemeyeceğimiz önemli problemler yaratıyor. Peki. Dolayısıyla biz öğretmenler olarak, özel kurumlarda çalışan öğretmenler olarak belirli süreli iş sözleşmelerine tabi işçi statüsünde öğretmenler olarak çalışmaktansa biz meslek kanununa bağlı öğretmenler olarak çalışmak istiyoruz artık. Peki. Bu bizim için çok büyük bir problem. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk 2018 yılında vermiş olduğu bir röportajında özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin özlük haklarına yönelik yaşadığı problemleri bildiğini, bunlara yönelik çalışmalar yaptığını ifade etmişti ama biz halen bekliyoruz. Bu konuda istekliyiz. En kısa zamanda görmeyi umut ediyoruz. Aynı umutla biz de bekliyoruz gerçekten. Şahin Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim yayına aldığınız için. Aslında anlatmak istediğiniz çok fazla şey var. Ancak ne yazık ki süremiz müsait değil. Bunları uzun uzun daha sonraki programlarımızda konuşacağız. Eğitimin gerçekten çok ciddi sorunları var. Bugün özellikle de işten çıkarmalar noktasına bakalım istedik ama siz zaten oldukça geniş kapsamıyla sorunların en azından bir çerçevesini çizmiş oldunuz. Çok teşekkür ederiz tekrar.
Evet, Şahin Bey'le konuştuk. Şahin Kılınç, Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği'nin başkanıydı. Çok önemli bir detay. Yani öğretmenler öğretmen olarak çalışmak istiyorlar. Yani belirli süreli sözleşmelerle işçi statüsünde öğretmenlerimiz istihdam ediliyor. İstihdam edildiği, böyle istihdam edildiği yetmiyormuş gibi o hizmet süresi sona eriyor. Eğitimde bunca sorun yaşanırken hele pandemide bu öğretmenlerimiz, bu eğitmenlerimiz sürecin dışında işsiz olarak yaşamlarına devam etmek zorunda kalıyorlar. Nasıl bir devam olabilecekse tabii. Peki devam edelim. Başka sektörlere neler oluyor? Madenlere bakalım. Madenlerde salgında oldukça zorlu bir süreç yaşanmıştı. Bunların ayrıntılarını özellikle salgın devam ederken tek tek sektör bu programda incelemiş ve ayrıntılarıyla anlatmıştık. İşten çıkarmalar bu sektörde de kendini gösteriyor. Son olarak yaşanan Ermenek'te, hatta geçtiğimiz günlerde Ermenek'te yaşanan gelişmeleri bu ekranlardan, bu programdan sizlerle paylaşmıştık. İki önemli nokta vardı. Biri Cenne Maden Ocağı, diğeri de Seba Madencilik'ti. Her iki aslında ocakta tek bir kişinindi ve aylardır, 13 aya varan bir süredir maaşlarını alamıyorlardı. Ve onlar sendikalı oldular, haklarını aramak için iş bıraktılar ve ardından ardarda haberler geldi. 35'ten fazla işçi işten atıldı. Salgında yasak. Ama onlar işten atıldılar. Peki ne oldu? Neden atıldılar? Bugün durum nedir? Ayrıntıları şimdi Seba Madencilik'te çalışan işçilerden biri, işten atılan işçilerden biri Barış Karagöz'den öğreneceğiz. Telefon hattımızda Barış Bey var. Barış Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Biz sizinle aslında Ermenek'te programı yaparken ya da gelişmeleri sizinle emek ve hayat olarak paylaşırken henüz iş akdiniz feshedilmemişti, işten atılmamıştınız. Hala yasak olduğunu farkındaydı sanıyorum işveren ama hemen akabinde bir de işten atıldınız. Niye atıldınız? Ne oldu? Bize bir anlatır mısınız? Biz uzun süredir daha öncelerde yaşadığımız gibi uzun süredir maaşlarımızı alamıyorduk. Maaşlarımızı alamadığımız takdirde bir eyleme karar verdik, direnişe karar verdik. Arkadaşlarla toplu bir şekilde direnmeye kalkıştık. Bu arada patronumuz bize maaş yatıramayacağını söyledi. Halbuki 7 aydır maaşlarımız İçerideydi. 7 maaşımız vardı içeride. Patronumuz yatıramayacağım dediği takdirde biz direnmeye devam ettik. Arkasından bir 24 saat süre sonrasında bizim maaşlarımızın 5 tanesini birden yatırdı. Bir tanesini yatıramayacak olan patron 5 tanesini birden yatırdı. Bunun dışında geçmişe dönük çıkışlar yapmıştık. Geçmişe dönük tazminatlarımız vardı. BES kesintisi, bireysel emeklilik kesintilerimiz vardı. Onları da istemiştik. Biz haklarımızı istediğimiz takdirde bu arada Bağımsız Maden İş Sendikası bizim yanımızda olarak bize destek verdi. İş kanununu öğretti. İşçilerin ne kadar haklı ve kuralları olduğunu öğretti bize. Biz bu kurallar çerçevesinde iş kanununun 34. maddesine uyarınca biz haklarımızı almadığımız takdirde işi bırakma eylemi, işi durdurma eylemi yapmıştık. Bu arada bunu duyan patronumuz bize karşılık bu pandemi sürecinde işten çıkartmanın yasak olduğu bir süreçte 25'e 2 kodunu kullanarak 29. koddan bizi ahlaksız ve iyi niyet kurallarını ihlal etmeden, iyi niyeti bozma diyerekten pandemi sürecinde bizi işten çıkarttı. Biz bir ahlaksızlık yapmadık. Biz iş yerimize hiçbir zarar vermedik. Hiçbir terbiyesizlik yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Biz halen iş yerimizin başında
ekmeğimizin başında iş yerimizi korumaya çalışıyoruz. Direnerek haklarımızı alıncaya kadar iş yerimizi korumaya çalışırken biz işimizden olduk. Biz bu süreçte bu zorluk koşulların içerisinde biz işsizlik istemedik. Biz sadece iş sağlığını, iş güvenliğini istedik. Geçmişe dönük de tazminatlarımız olan, bez kesintilerimiz olan haklarımızı istemiştik. Alamadığımız haklarımızı istemiştik. Bu süreçte bu işsizliğe yol açtı. Peki Barış Bey, görüşmeler devam ediyor mu? Son durum nedir? Gerek işveren açısından gerekse sendikanın yaptığı görüşmeler ışığında aynı zamanda da direnişiniz de devam ediyor. Son durum bilgisini de almış olalım sizden. Son durum olarak biz bu Taşeli çevresinde, Ermenek'te yani, bütün çevremizdeki ilçelerin, siyasi partilerin bütün başkanlarının yanına giderek bütün sıkıntılarımızı, geçmişe dönük sıkıntılarımızı hepsini anlattık. Bütün herkes, belediye başkanları olsun, kaymakamımız olsun, son olarak da pazartesi günü valimizle Ermenek kaymakamlığında görüşmüştük. Herkes bize haklısınız diyor. Hakkınızı almanız lazım, hakkınızı almanız gerekiyor diyorlar. Ama direnişimizin hemen hemen 30 gün oldu, bir ayı aştı, 32 gün oluyor. Hiç kimse daha bize bir yanaşmadı, yani yardımcı olmaya çalışmadı. Herkes haklısınız diyor, herkes yanımızda oluyor. Ama hiçbir kurum ve kuruluştan bize bir destek gelmedi. Peki. Biz hem haklı olduğumuz durumda, hem alacaklı olduğumuz durumda, hem bir de işsiz kaldığımız durumda bunlar nasıl yaşanıyor, bizim sıkıntılarımız nedir, necedir diye hiç soran yok yani. Ne patronlarımız tarafından, ne hükümet tarafından kimse bizim yanımızda olmuyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Direnişiniz devam ediyor, biliyoruz. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz bu süreci. Çok teşekkür ederiz Barış Bey verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Bu arada... Buyurun, son bir sözü olacaktı Barış Bey'in ama bağlantım... Buyurun lütfen. Geçtiğimiz pazartesi günü Vali Bey'le bir görüşme yapmıştık Ermenek Kaymakamlığında. Ondan da bir yanıt gelmedi. Bugün Cennebirnoğlu Ocak'ta, Merkez Ocak'ta tekrar toplantımızı yapacağız. Önümüzdeki Ankara sürecini daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Peki. Arkadaşlarımızla birlikte, hep birlikte orada olacağız. Peki. Ankara sürecine de devam ediyoruz. Bırakmadık, direnmeye devam ediyoruz. Haklarımızı alıncaya kadar da. Buraların iş sağlığını, iş güvenliğini sağlayıncaya kadar da biz buradayız, direneceğiz. Kanımızın son damlasına kadar da olsa direneceğiz yani. Peki, kolaylıklar diliyoruz Barış Bey. Oradaki madencilerimize de selamlarımızı iletmiş olalım. Evet, madenlerdeki durum bu. Ermenek'teki madenciler adresi Ankara gösterdiler. Az evvel Barış Bey de söyledi. Üstelik çok net bir biçimde sendikal gerekçeler çok net olarak kendini gösterdi Ermenek'te. Peki, süremizin sonuna geldik ama son bir bağlantımız var. Özellikle tekstil. Şimdi tekstilde belki çok ciddi bir sorun yaşanmıyor olabilir. Çünkü özellikle Güneydoğu Asya'daki gelişmeler nedeniyle hazır giyimde yoğun bir biçimde Türkiye'ye döndü küresel çaptaki üretim. Üretim fazlası nedeniyle ya da üretim baskısı çok fazla var ama buna rağmen birçok noktada hala hak ihlalleri yaşanıyor ve ardı ardına aslında işten çıkarmalar var. Hatta bunlardan biri şu 300 fabrikanın hatta var olan fabrikaları da açan, çok konuştuk bunları Artı TV ekranlarında getirdik gelişmeleri. Gaziantep'ten bir bağlantımız var çünkü oldukça yoğun hak ihlallerinin yaşandığı bir nokta. Şimdi orada
İşten çıkarılan işçilerimizden biri Osman Uzun. Oldukça ilginç bir noktada işten çıkarıldı, iş kazası geçirmesinin. Ardından işten çıkarıldı Merinos fabrikasında. Telefonumuzda şu an Osman Bey var. Osman Bey, işten çıkarıldınız. Çok hızlı soruyorum. Neden çıkarıldınız? Üstelik iş kazası geçirmiştiniz. Anlatır mısınız süreci bize? Merhaba öncelikle, hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Yani hak ihlali fabrikada çok sürekli yaşanıyor. Hakkımız yeniyor. Sürekli baskı altındayız. İş kazası geçiriyoruz. Siz bilerek yaptınız. Neden dikkatli olmuyorsunuz? Üstüne tehditkar konularla karşı karşıya geliyoruz. Vardiya emirlerinin, efendime söyleyeyim, şeflerin baskısı altındayız. Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. 8 saat çalışıyoruz ama yani adeta tepemize biniyorlar. Çok sıkıştırıyorlar bizi. İş kazası da bundan kaynaklanıyor yani. Ondan sonra da bize diyorlar, siz bilerek iş kazası yaptınız. İş kazası geçiriyorum. Ve sabahına, yani bir günün sonrasına işten çıkartılıyorum. Ve yoğun bakıma, yani elim yanıyor. Beni yanık tedavi merkezine götüreceğine, sıradan bir hastaneye götürüyorlar. Adeta kapının önüne atıp geliyorlar. Ve ilgilenmiyorlar. Ben 5 gün yoğun bakımda yattım iş kazası sürecinde. Şu anda zaten ellerimi de kullanamıyorum. İşsizim, iş kazasından beri de boştayım. Adeta psikolojim bozuldu. Peki niye çıkardılar? Siz iş kazası geçirdiniz ardından mı işten çıkarıldınız? Niye çıkardılar sizi işten? 29 koduyla, benim hiçbir bilgim yoktu. Bana telefonuma mesaj geldi sadece. 29 koduyla işten iş hakkınız feshedildi diye bilgi mesajı geldi. İmza bile, ben fabrikaya bile gitmedim. Muhatap bile olmadım ben ondan sonra. Zaten dava bu ayın 26'sında davam var. Mahkeme huzuruna çıkacağız. Adaletin huzuruna çıkacağız tabii. İşten bana iş ahlakını bozdun diye. Halbuki ortada hiçbir şey yok yani. İş ahlakını bozacak bir kötü niyet yok yani. Yokken bu yola başvurdular. Peki, çok geçmiş olsun tekrar. Aynı zamanda hukuki mücadeleniz de devam ediyor. Bu süreçten en azından bir şey daha ekleyeceğim Merinos'la ilgili. Buyurun lütfen. Şimdi Türkiye genelinde ve dünya genelinde Merinos bir numara diyorlar. Merinos şu ödülü aldı, Merinos bunu aldı. Ama içeride çalışan işçiler gerçekten de çok baskı altındalar. Hiç kimse konuşamıyor. Çoluğun çocuğun rızkını kazanmaya gelen insanları çok baskı altında tutuyorlar. Efendime söyleyeyim, insanlar haklarını koruyamıyorlar. İşten çıkarılmakla, ücretsiz izine gönderilmekle tehdit ediliyorlar. Yani adam en ufak bir hatasında, mesela benim kaza yaptığım yer benim çalışma alanım değildi. Başka bir alanda çalıştırıldınız. Ben kalite kontrolcüydüm. Beni ambalaj makinesine ver, hiç anlamadım işte. Beni defalarca uyarmama rağmen beni buradan aldım. Ben bunu yapamıyorum dememe rağmen bu iş kazası zaten orada gerçekleşti. Makinanın üretimi devamlı vermesi için bütün sensörleri kapalı, kapatıyorlar. Adil stop düğmesi de takılı değildi. Benim elimin 3. derece olmasının bir nedeni de o zaten. Adil stop düğmesi olsaydı elim bu kadar zarar görmeyecekti. Peki. Tekrar geçmiş olsun diyoruz Osman Bey. Yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Gaziantep'te Merinos fabrikasında iş kazası geçiren Osman Uzun, bu kazanın ardından 29 koduyla, yani iyi niyet kurallarını ihlalden, nasıl bir ihlalse bu, evet, işten atıldı. Yani böyle bir gerekçe var ve birçok işçimiz açısından, birçok çalışanımız, sağlık çalışanımız, eğitimcimiz açısından durum böyle. O Gaziantep'teki o 300 yeni açılan, kaç tanesi bilmiyoruz. Hani hatta hala oraya gönderme yapıyorum, gerçekten çok ilginç bir durum. Birçok fabrikada işten çıkarmalar var. Merinos'ta, Koza'da, Oba'da, Kevserhalı'da, Güler'de, Angel'de birçok noktada işten çıkarmalar yaşanıyor. Şimdi ard arda örnekleri getirmeye çalıştık. Özellikle sendikal nedenler ya da önlemlerin alınmamasını ifade eden ya da alınması için çağrı yapan işçilerin tamamı ya da belirli süreli sözleşmeler ya da ihalelerin iptali, bunun faturasının işçilere ödenmesi işte böyle işten çıkarmalarla sonuçlanıyor. Yasak ama hala işten çıkarmalar yaşanıyor. Tek bir noktayla bitirelim.
Son olarak şöyle demişti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aile ve hadi ben torba yasa diyorum, o kadar uzun ki artık anlatmak çok mümkün olamıyor. Maske takmamak işçiyi tazminatsız işten atma gerekçesi olarak ifade etmişlerdi. Ama önlemlerin alınmaması, bir işçinin haksız yere işten atılması, salgına yakalanmış olması, kısa çalışma ödeneğine rağmen uzun süreler, hatta fazla mesaiyle çalıştırılmış olması. Bütün bunlar yasak değil. Bunlar herhangi bir denetime tabi değil. Ama bu gerekçelerle işten atmak, üstelik yasağa rağmen hala yasal olarak sürüyor. Evet, durum böyle. Bugün bunların ayrıntılarını vermeye çalıştık. Başka bir nokta daha var. Ücretsiz izinler. Adeta işten atılmayı aratır nitelikte, ki haftaya bunun ayrıntılarına bakacağız. Bu haftayı bitiriyoruz. İş cinayetleriyle bitireceğiz. Bu haftada en az 24 işçiyi iş cinayetlerinde kaybettik. Haftanın ayrıntılarıyla bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İş cinayetlerinde bu hafta 17 ilde en az 24 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin en az ikisi göçmen, biri kadın ve biri de çocuk. En fazla ölüm sağlık ve inşaat kolunda yaşanırken koronavirüs salgını can almaya devam etti. Bu haftada 300 sağlık çalışanı, en az 4 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.